Size yeni bir görev vereceğim Ekrem Bey. Emrinizdeyim efendim. Cezaevlerinde kapalı kapılar ardında konuşulan şeyler önemlidir. Eğer bu konuşmalardan haberdar olursanız her şey avcunuzun içindedir. Vallahi ders gibi konuştunuz efendim. Dinleyeceksiniz Ekrem Bey. İçeride ne konuşuyorlarsa dinleyeceksiniz. Tam benlik iş efendim. Sahtekarlığı ortaya çıkarmak için gözüm budaktan esirgemem. İyi o zaman. Hadi göreyim sizi. Sayım alındı mı Sevtap Hanım? Aldım efendim. Ekrem Bey'in önemli bir işi varmış, o yüzden ben aldım sayımı. Tecrüte gittim. O da bana refakat etti. Önemli bir görev değildi yani. Tahmin etmiştim efendim. Elinizdeki nedir? Ben de bu konuyu size danışacaktım efendim. B2'deki Kevser Kılıçkaya'nın dilekçesi. Çocuklarının velayetini almak istiyor da. Nedir bu kadıncağızın hikayesi? İmam nikahlı eşinden olma çocukları kocasının resmi nikahlı eşinin üzerine kayıtlı. Kevser Kılıçkaya da bu kadını yaralamaktan burada zaten. Kocası ölünce çocukları çocuk esirgeme kurumuna verilmiş. Kevser'in de resmi hakkı olmadığı için çocuklarını göremiyor. Anladım. Dilekçeyi evraktan geçirip bana bırakın. Ben bir avukatla görüşürüm. Bu arada Tansel Hanım, ben izniniz olursa çıkabilir miyim? Neden izin istiyorsunuz? Cengiz'in ablası başında bekliyor. Başka kimsesi yok. Gidip ona destek olmak istiyorum. Tabii izniniz olursa. Tamam. Gidebilirsiniz Sevtap Hanım. Teşekkür ederim. İt bağlasan durmaz be burada. Durun. Siz daha yeni geldiniz. Ben günlerdir buradayım. Kemiklerim birbirine geçti iki büktüm oturmaktan. Yemin et Kusiye bizi ismi anlamadığından. Biri bir şey gammazlamış. Ama dedim, o ben değilim. Olsam savcı hanım beni burada tutmazdı. Bir düşünün hele. Kim boş boğazlık etti? Kız Topal Gülsüm, sen mi dedin? Hele bak, asıl sen demişindir. Niye ben diyeyim ki? Senin ağzında bakla ıslanmaz. Seni çocukluğundan beri tanırım. Sen demediysen ben hiç demedim. Niye ben söyleyeyim? Sen çok boş boğazdın zaten. Mahkumun adı Kevser Kılıçkaya. Öz çocuklarının velayetini almak için dava açmak istiyor. Evet. Çocuklar çocuk esirgeme yurduna verilmiş. Resmi evraklarda annesi olarak gözükmediği için de çocuklarını göremiyor. Hı. Anladım. Affedersiniz bir dakika. Evet. Özel kalem mi? Hemen bağlayın. Öteki hattı kapatıyorum. Şimdi kapatmak zorundayım avukat bey. Ben sizi tekrar arasam. Tamam, çok teşekkür ederim. Alo. Buyurun efendim. Evet, gelişmelerden haberim var. Çok isabetli oldu efendim. Evet, burada her şey kontrol altında. Evet, çok daha iyi. İlginiz için çok teşekkür ederim. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Saygılar. Girin. Tecritte asayiş Berkemal efendim. Kostiye hiçbir şeyi açık etmedi demek. Hiçbir şey. Aferin. Bayağı uyanık birisi. Ben şimdi gönül rahatlığıyla deniz kenarında yürüyüşe çıkıyorum Ekrem Bey. Bütün bu olup bitenleri sakin bir şekilde düşünmek istiyorum. Ben dönünce haber vereceğim. Kutsiye'yi kelepçeleyip odama getirin. Baş üstüne efendim. De Sevtap Hanım yok.
Benden izin almadı. Nerede olduğu konusunda bir fikriniz var mı acaba? Ben izin verdim. Cengiz'in ablası Nergis Hanım'a destek olmaya gitti. Merhaba. Sevtan, gördün mü? Sana tepki verdi Cengiz. Evet, hatırladı sanki. Bence yavaş yavaş tehlikeyi atlatıyor. Ondan böyle tepkiler görmek o kadar önemli ki. Otursana. Cengiz her geçen gün biraz daha iyi oluyor ama... Siz çok yorgun görünüyorsunuz. Ben işten izin aldım. Seve seve refakat ederim Cengiz'e. Siz de gidin biraz dinlenin, bir duş alın, kendinize gelin. Ben dururum onun başında. Buna ihtiyacım vardı. Günlerdir böyle sandalye tepesinde. Hemen dönerim. Acele etmeyin. Merhaba Nergis Hanım. Merhabalar. Cengiz nasıl? Daha iyi, daha umut verici. Çok şükür. Bizden insanı getirdik anasına. Cezaevine girmeden yavrusuna dönsün görsün diye. Ben bir süre bebek hemşiresi olarak çalışmıştım. O yüzden gözümü alamıyorum bebeklerden. Belki kan çekiyordur. Şey yani, bebek dediğin sevilmez mi? Ben ki toprak adamıyım. Biz bile erkek adamın eline bebeğe yakışmaz diye terbiye ettiler bize ama gel gör ki bunu sevmeden duramıyorum. Haklısın ama Süleyman amca, şunun güzelliğine bak. Baksana maviş maviş. Daha şimdiden belli olmaz onun gözünün rengi. Ama evet, açık renk olacak gibi. Sarı bu, sarı. Biz bile öyle seviyoruz zaten evde. Sarı kız diyoruz. Hümmüşş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 ş
çekmesin. Yüzü hep gülsün değil mi kuzum? Hı. Kişiler kaderini kendileri seçermiş. Aklı başında bir kız olursa talih de onun arkasında olur. Neyse, benim için şu an önemli olan tek şey kardeşimin sağlığı. Size iyi günler. İyi günler. İlk geldiği zamanlarda daha iyi davranıyordu. Bir şey mi oldu acaba? Günden güne büyüyor bu. Bir göreceksin, kocaman oluvermiş. Kızıma hasret geçecek o yıllar. Büyüdüğünü göremeyeceğim. Üzülme artık Beray. Bak kızın yanında şimdi tadın çıkar. Canım benim. Güzel kızım. Beray. Acıkmıştır o. Artık biz çıkalım ha. Amca daha doyamadım ki. Sana bıraksak kucağından indirmeyeceksin ha. Bırak da doya doya kokusunu çekeyim içime. Çek çek. Ama bilesin ucunda ayrılık var. Görüşe getireceğim söz. O zaman iyice hasret giderirsin kızınla. Ama ver şimdi çıkalım hadi. Görüşe getir ama tamam mı? Hadi hoşça kal.